Evet, hepiniz hoş geldiniz. Biz bugün sabah itibariyle Kahramanmaraş'tan yola çıktık ve 65 kilometrelik bir yolu kat ederek, hakikaten virajlı bir yol, dağlık bir yol. Ben bu coğrafyaya ilk kez geliyorum. Kahramanmaraş'a çok geldim. Afşin, Elbistan, buralarda televizyon programları da yaptım. Ama bu Andırın yaylasına, bu civarlara açıkçası ilk kez yolum düşüyor. Burayı hakikaten çok merak ediyordum. Çünkü hep duyuyordum. Alaaddin ile Bozkurt Bey'in mezarlarından bir tanesi de burası diye. Normalde önce Elbistan'ı duymuştum. Elbistan Ulu Cami'nin bahçesinde kabri var diye. Ondan sonra Kahramanmaraş merkezde bir türbesi var. Onu duymuştum. Fakat benim içime sinmeyen bir şeyler vardı. Çünkü Alaaddin ile Bozkurt Bey bu civarda iki büyük savaş veriyor Osmanlı ile. Bir Göksun civarında oluyor. İkincisi de Göksun'dan sonra bu Andırın'ın hemen altındaki Turnadağ bölgesinde oluyor. Ve kaybediyor. Şimdi buralarda savaşı kaybeden bir insanın mezarının Elbistan'da ne işi var? Ya da kabrin bu Maraş merkezde ne işi var? Bir de burada başı kesiliyor. Başı Kahire'ye götürülüyor. Vücudu burada kalıyor. Vücudu alınıp ona ait bir kabrin bahçesine konulabilir. Osmanlı'da örnekleri çok ama yani dağın başında sığındığı bir ortamda öldürüldüğünü biliyoruz. Buradaki Kahramanmaraş'ın birçok yerel tarihçisinin ve buradaki yerleşik halkın da ifadeleri aslında en doğru yerin bu bölge olduğunu gösteriyor. Şu an biz Andırın'a 17 kilometre uzaklıkta Çuhadağlı köyündeyiz. Mahallesi, Ve Maraş'ın mahallesi. bu görmüş olduğumuz yer açıkçası halk arasında padişah mezarı olarak adlandırılan enteresan bir bölge. 10 kilometre yukarımızda padişah mezarı bulunuyor. Bakın şu gördüğünüz yer. Burası da öyle ilginç bir yer ki tam 4 tane kale var burada. Yani 4 tane kale. İkisi burada, ikisi burada. Ve bu 4 kalenin tam ortası ki birazdan biz orada olacağız inşallah. Alaaddin ile Bozkurt Bey'in büyük bir ihtimalle hayatına son verildiği, başının kesildiği ve vücudunun defnedildiği asırlar boyunca halkın burada bir padişah yatıyor. Burada bir şehit yatıyor dediği, toplanıp dua ettiği, ibadet ettiği, yanında abdest alınacak çeşmesi, namaz kılınacak namazgahının bulunduğu çok enteresan bir yer. Buralara kesinlikle gelmeli. Alaaddin ile Bozkurt Bey'in Oğuzların Bozok koluna bağlı Dulkadirli Hanedanı'nın bu büyük liderinin görmelisiniz. Şimdi biz birazdan yola revan olacağız. Hedef orası. Yol düzgünse yanına kadar arabayla varabileceğiz. Ama yol düzgün değilse bir yerden sonra yürüyerek devam edeceğiz. Burası bölgenin en muhkem yerlerinden birisi. 4 tane kalenin çevirdiği çok özel bir yer burası. Alaaddin ile Bozkurt Bey daha evvel Memlüklü saldırılarından sığınmak için buraya gelmiş. Korunaklı bir bölge olarak kalmış burası. Tarih boyunca Osmanlı döneminde bir takım çeteler hep bu arka yolları kullanmış. Yani kolluk kuvvetlerine ulaşmasının zor olduğu bir bölge burası. Ve Alaaddin de Osmanlı'ya karşı kaybettiği iki savaşın neticesinde buraya sığınıyor ve burada vefat ediyor. Size uzun uzun Alaaddin ile Bozkurt Bey'i anlatacağım. Yani bunlar 4 kardeş. Süleyman Bey'in oğulları arka arkaya tahta geçmişler ve sonunda Alaaddin ile Bozkurt Bey, işte abisi Şah Budak Bey var, Melik Aslan Bey var, Şeyh Suvar Bey var. En son Şeyh Suvaroğlu Ali Bey ile beraber Dulkadiroğlu Beyliği, bu Türkmen Beylik nihayete ermiş olacak ama Osmanlı bünyesinde Sancak Bey olarak Sultan Abdülmecit dönemine kadar da varlıklarını, hakimiyetlerini bölgede sürdürecekler. Evet, şu an gördüğünüz gibi keçi yolu denilecek darlıkta yollarda arabayı da zorlayarak gitmeye çalışıyoruz. Arabamızda Çuhadağlı köyümüzün muhtarı Mehmet Bey var. Bir de Abdullah amcamız var, köyümüzün en yaşlısı. Abdullah amca kaç yaşında? 77. 77 yaşında Abdullah amca. Şu an Alaaddin ile Bozkurt Bey'in kabrine doğru ilerliyoruz. Dediler ki arabanız bir yerden sonra gitmez, yürüyeceksiniz dediler.
Biz de Allah kerim dedik. Arabanın gidebildiği yere kadar gideceğiz. Ondan sonra da artık yürüyerek devam edeceğiz gerekiyorsa. Alaaddin ile Bozkurt Bey'in kabrini bulmaya çalışacağız. Gördüğünüz gibi bu yollardan ilerliyoruz. Size o önemli noktaları göstermeye çalışacağız. Efendim şu an Andırın yaylalarındayız. Kahramanmaraş'a yaklaşık 65 kilometre uzaklıkta Çuhadarlı Mali köyünün sırtlarındayız. Burası çok enteresan bir yer. Alaaddin ile Bozkurt Bey'in kabrinin burada olduğunu düşünerek kalktık buralara kadar geldik. Önümüzde görmüş olduğunuz bu devasa kabir ve bunun etrafında günümüzde kaybolmaya yüz tutmuş onlarca tarihi kabir bulunmakta. Ve Dulkadiroğlu Beyliği'nin tarihinde son derece önemli 4 tane kalenin çevirdiği ulaşılması çok zor bir coğrafyadayız. İnanın gelirken arabamız kaç defa yere vurdu biz sayamadık. Burada Çuhadarlı artık mahalle oldu. Köyümüzün muhtarı Mehmet Bey burada. Sağ olsun bize vakit ayırdılar. Köyümüzün yaşlılarından 77 yaşında Abdullah amcamız burada aramızda. Onlara soracağız. Burayı nasıl biliyorlar? Buranın halkı asırlardır bu kabre neden hürmet ediyor? Burada yatan zatı nasıl bir kişi olarak biliyorlar diye. Abdullah amca, bu kabri bize bir anlatın. Siz bu kabri kim ya da ne olarak biliyorsunuz? Bu kabrin işte padişah kabri. Padişah yenik düşüp de kaçıp buraya gelince burada çobana diyor ki, çoban varmış, davar gidiyormuş. Çobana diyor ki, çoban beni burada keseceksin diyor. Diyor ki çoban, ben keser miyim seni diyor. Adam kesmek ne demek diyor. Katil olurum ben diyor. Diyor ki düşman beni öldürecek yerden geliyor. Bu hiç beni burada kesersen ben onların eziyetinden kurtulurum diyor. Burada çobanlığı kesmem diyor. Çünkü kendi kılıcı çekiyor padişah. Bir kesmezsen ben seni öldürürüm diyor. Çobanı korkutuyor. Yatırıyor. Çoban kesecek zaman çalıyor kesmiyor. Eziye biraz incitiyor. İncitince diyor ki beni çok incittin diyor. Elin kuruya diyor. Çoban diyor. Zürriyetin olmaya diyor. Çobana intizar ediyor. Çobanın velhasıl şu petlerde şurada bir yer var Gökgedik. O oradanmış çoban. Bu burada menfaat ediyor. Buradan şey yapınca geriden askerler geliyor. Askerler gelince geliyor atını, kılıncını, heybesini, kafasını, burada kestiler ya kafasını neyini alıyorlar. Buradan kendinin de şeyinde, vücudunda buraya defnediyorlar. Buradan kendiler gene geri savuşup gene geri gidiyor. Burada işte burası tarihi padişah kabri. Biz buraya saygı duyarız. Burada yağmur yağmadı mıydı su ıstarık. Buradan toprak alır, su ıstarık çeşmeye. Çeşme birkaç gün sonra yağmur yağar. Devamlı böyle bizim böyle saygımız var buraya. Az önce işte konuşmanızda iki Müslüman ordu savaşmış dediniz. Yani bunları ya çocukluğunuzdan beri biliyorsunuz o zaman. Ya burada işte Maraş'ta savaşmışlar aslında. Evet. Benim duyuşum. Evet. Maraş'ta savaşınca padişah kaçıyor oradan. Buraya geliyor. İşte buraya gelince geliyor ki bakıyor. Yani arkasından takip ediyorlar. Takip edince burada beni eziyetini öldürürler deyin. Çobana kestiriyor kendini. Eziyet ediyor. Ama Alaaddin ile Bozkurt Bey diye
bir isim bilmiyorsunuz. Sadece padişah kabri olarak biliyorsunuz. Evet, bilmiyorum onları bir nasıl olduğunu pek. Peki çocukluğunuzdan bu yana, şimdi 77 yaşındasınız. Mesela halkın buraya teveccühü çok fazla. Bunun dışında mesela toplu halde buraya gelip burada namaz kılma, dua etme, bunlar oluyor mu? Oluyordu. Evvel oluyordu da şimdi tergendi yalnızca. Evet. Evet. Evet, ne yapıyordunuz oluyordu burada? Yani bayram namazı mı kılıyordunuz? Yağmur duası mı? Yok, bu burada bayram değil de yağmur yağmıyordu. Öküzüne sürüyorduk buraları, çiti ekiyorduk buraları. Yağmur yağmıyordu. Yağmur yağmadı mıydı? Geliyorduk işte burada dua ediyorduk, şey yapıyorduk. Toprak ıslıyorduk. İşte yağmur yağıyordu. Evet. Biz böyle şey yapardık. Peki muhtarım, siz az önce bir şey söylediniz. Çocukluğumuzda buraları işte büyüklerimiz sürüyordu dediniz. Evet. Ama şuradaki mezarlığı elletmiyorlardı. Onu bir anlatır mısınız? Yaklaşık 15-20 yıldır belli burasını ekip biçmiyoruz. İmkanlar kısıtlandığı için, tarlalarımız akap olduğu için öküzle biz tohum ekerdik, buy ekerdik yani. Öküz işi de kalmadığı için, zorlaştığı için yani. Şimdi boş duruyor. Fakat bizim babamız bize şöyle öğretti burasını. Buraya geldiğimiz zaman dua okurduk. Müslüman mezarlığı olduğunu, padişah mezarlığı askerleriyle beraber buraya düşmanların yol kesip burada katliam olduğunu, dua okurduk. Yalnız çok inanılırdı. Devamlı yağmur duası yapıldığı zaman burada gelin namaz kılın, Apınar dedik. Padişah mezarından alınan toprağı Apınar'ın gözüne bir kaseyle ıslarlardı. Umut ederlerdi. 3-5 gün içinde yağmur yağardı yani. Evet. Gerçekten yani burada bundan da çok faydan alındı. Şöyle bir kalkalım. Şu mezarlara doğru bir yürüyelim. Yayınımız devam ederken. Hemen Abdullah abi. Dur. Dur. Gideceğim. Bir Kur'an okuyak. Şuraya Kur'an geldik madem. Kur'an-ı Kerim'i okuyalım, başlayalım. Sen mi okuyacaksın, ben mi? Siz okuyun. Siz oku. Lütfen, siz okuyun. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin vel Kur'anil Hakim. İnneke leminel mürselin. Ala sıratın müstakim. Sadakallahul azim. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel mürselin. Elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Dinle sağlık. Allah razı olsun. Çok güzel oldu. Bir sen okuyalım. İlahiyatçı olsam. Bakın, sen oku. Bunu özellikle dedim, okuyalım. Az önce biz buraya geldik. Abdullah amca gelir gelmez, arabadan iner inmez hemen mezarlığın başına gitti. Orada biz arkasındayız. Hemen el açtı, bir Fatiha'sını okudu. Burada gördünüz. Burada hiçbir şey önceden hazırlanmış değil. Kur'an okumadan buradan kalkmamıza izin vermedi. İşte yöre halkının buralara saygısı birçok şey ortaya koyuyor. Bir de şu kabirlere bakalım Abdullah amca. Şu kabirlere doğru bir gezelim. Bu arada kıymetli tarih severler. Buralarda kabirler var. Bakın şu an bu kabrin etrafı tamamen kabir. Şöyle yerlerdeki kabirleri bir gösterelim. Bakın mesela burası bir kabir. Şuraları bir gösterelim. Bakın mesela şurası bir kabir. Bakın şunların hepsi kabir. Burada görüyorsunuz bakın. Yani bu taşlar böyle kendi kendine sıralanmış değil. Burası bir kabir. Bakın görüyorsunuz. Efendim bir de şöyle dedelerimizin söylentisi oluyordu. Devamlı söylenirdi yani. İkinci bir konumda yani. Padişah mezarlığı olduğu kesin bildi. Yalnız Dulkadiroğlu beyliği olarak da Dulkadiroğlu'ndan da bir köken. Maraş'tan gelme olduğu için Hacı Emre'de anlattı ya, Maraş'tan ayrılma. Evet. Dulkadiroğlu'nun da bağlantısı olduğu kesin gözüyle söylenirdi yani. Tabii. Bugüne kadar ben yani yaklaşık 60 yakına yakınım. 50 yıldır belli böyle olmadı. Tabii
Bakın görüyorsunuz. Baş ve ayak taşları, şahideler. Burada kabirler duruyor. Burada birçok kabir. Sınırları sorduğumuz zaman şu büyük taşla şu arkadaki ağacın arasının tamamen kabir olduğunu söylüyorlar. Hatta siz dediniz ya çocukluğumuzda buralar ekilirken babalarımız, dedelerimiz ne diyordu? Hayvan dahi bağlamazdık, dua okurduk. Burada dua okumadan geçmen derdi babamız. Onlara da, onların babası, annesi anlatmış, nenesi. Evet. Onlara, biz de çocuklarımızdan dedik. Yalnız ben devletimizden ve Büyükşehir Belediyesi'nden şunu beklerim. Bu yolumuzun bakımı yapılması, mezelliğimizin etrafının teşkitil yapılması. Buraya büyük büyük yaban hayvanlar girermiş. Bak mezellerimizi talan ederlermiş. Evet, Bu yaban hayvan... Tabii tabii domuzlar de, gezmiş burada belli. Affedersin ben onu anlayayım. Evet. Dul Kadıroğlu'nun da bu işe el atmasını rica edeyim. Duyarsa yetkililerimiz. Kesinlikle Yılmaz öyle. Erdoğan Bey'e rica edeyim. Artı eksi programında bunu yayınlarsa Maraş Televizyonu'nda bu hemen başlanır. Evet. Şimdi karşıya gidiyoruz. Bakın orada kavak ağaçlarını görüyorsunuz. Evet. O kavak ağaçlarının olduğu bölgede namazgah yerine buranın, orası. Evet, namazgahı var. Evet. Pınarı var. Şimdi oraya geçeceğiz. Buyurun. Evet. Az önce karşıdaydık. Gördüğünüz o bölgedeydik. Yani Dulkadiroğlu Bey'i Alaaddin ile Bozkurt'un askerlerinin ve Alaaddin ile Bozkurt Bey'in kabrinin olduğu yerdeydik. Oradan küçük bir patikayla bu şekilde geldik. Şimdi hemen karşısındaki sırttayız. Oradaki mukaddes mekanla bağlantılı özel bir detay var burada. Bir namazgah, namazgahı gölgeleyen büyük bir ardıç ağacı ve yanında abdest alınmak üzere bir pınar. Şimdi onu görelim. Namazgahlarda olmazsa olmaz 3 detay vardır. Rahmetli sanat tarihi profesörüm Hakkı Acun Bey bunu hep söylerdi. Bir abdest alınacak pınar olacak, çeşmesi. Yanında namazgah olacak, insanların üzerine namaz kılacağı. Onun da yanında gölge veren, çünkü kışı var, yazı var. Yazın ateş gibi sıcakta namaz kılarken yanınızda gölge veren bir ağaç olması lazım. Bakın o ağaç bu ağaç. Şu gördüğünüz ardıç ağacı. Nasıl güzel. Gövde nasıl harika. Ama insan üzülüyor. Ah bizim cahil insanlarımız. Bunu kim yaptı? Buradaki çobanlar mı yaptı? Baltayla gövdesine vura vura bu kaç asırlık güzelim ardıcı yaralamışlar. Bakın. O ardıç bu ardıç işte. Görüyor musunuz? Nasıl güzel, nasıl harika. Mis gibi kokuyor. Ama bak vurmuşlar her yerine, ne yapmışlar? Nasıl yaralamışlar? Ya günah ya. Biz nasıl bu hallere geldik? Bu neye gölge veriyor? Bu namazgaha gölge veriyor. Sonradan tabii halk üzerine bir beton dökmüş. Normalde baktığınız zaman alt aksamına yığma taş bir namazgah olduğunu görüyoruz. Bakın buradan. Yığma taş bir namazgah. Ve kıblesi neresi? Kıblesi böyle. Bu şekilde insanlar namaza duruyorlardı. Direkt kıbleye doğru enine dikdörtgen bir namazgah alanı ve hemen yanında muhteşem bir çeşme. Nasıl güzel. Bak insanlar abdest alabilsinler diye taşını da koymuşlar. Burada böyle duruyorsunuz. Abdestinizi burada alıyorsunuz. Ve burada şöyle harika. Suyunuzu içiyorsunuz. Buraya gelmelisiniz. Burada bu pınardan abdest almalısınız. Bu ardıç ağacının gölgesinde, bu namazgahta siz de alnınızı secdeye koyup bir namaz kılabilmelisiniz. Ve tabii az önce bizim 77 yaşındaki Abdullah amca ile yaptığımız gibi Alaaddin ile Bozkurt Bey'in kabrinin başında bir Fatiha'da bir Yasin suresi de siz okumalısınız. Şimdi hazırsanız başlayalım. Niye başlıyoruz? Konuşmaya. Alaaddin ile Bozkurt Bey'in burada ne işi vardı? Buraya nasıl geldi? Dulkadiroğulların o serencamını benim size bir anlatmam lazım. Şimdi şöyle güneşi karşıma alayım ve size bunları bir hızlıca anlatmaya çalışayım. Tabii Dulkadiroğulların en başı Karaca Bey'den başlamayacağım. Çok uzun olur. O günlerde Dulkadiroğlu Bey'in Süleyman Bey vardı. Süleyman Bey ölüyor. Ve Süleyman Bey'in 4 tane oğlu arka arkaya Dulkadiroğlu Bey'i oluyorlar. Bunlardan bir tanesi Melik Arslan, diğeri Şah Budak, diğeri Şeyh Suvar Bey, diğeri de Alaaddin ile Bozkurt Bey. O günlerde baba Süleyman Bey ölünce başa Melik Arslan Bey geçiyor. Bak isimlere bakın. Melik Arslan, diğeri Şeyh Suvar, diğeri Şah Budak, öbürü Alaaddin ile Bozkurt. Bunlar Oğuzların Bozok koluna bağlı
bir Türkmen beyliği ve çok güçlü bir Türkmen beyliği. Bunlar da önce Halep civarına gitmiş, aynen kayılar gibi oradan bu tarafa gelmişler. Maraş, Elbistan'ı kendilerine başkent edinmişler. Bu bölgede Sünni İslam'ın bayraktarlığını yapan muhteşem bir topluluk. İnsanı kahredenle o günlerde Müslüman Türk bir Memlüklü devleti var. Bunların hayatı Memlüklerle geçiyor. Mücadele. Öbür tarafta Sünni Müslüman, aynı zamanda Türk Osmanlı var. Onlarla mücadele var. Öbür tarafta Müslüman Türk Akkoyunlu devleti var. Onlarla mücadele var. Bu tarafta Karamanoğlu Beyliği var. Müslüman Türk, onlarla mücadele. Ya birbirinizi yiyeceğinize sırt sırta verin, küffarla uğraşın diyeceğim ama insanoğlu işte. Bu mücadeleler tarihten bu yana hep sürmüş ve galiba da sürecek. Önemli olan sağduyulu olmak ve ittifak içinde olmak. Sözü dağıtmayın. Süleyman Bey ölüyor ve Melik Arslan Bey oğlu, büyük oğlu devletin başına geçiyor. Tabii o günlerde bir tarafta Akkoyunlar, bir tarafta Karamanoğlu Beyliği var. Daha arkada çok güçlü bir Memlüklü devleti var. Bu tarafta da güçlü bir Osmanlı devleti var ve Osmanlı'nın başında da Fatih Sultan Mehmet yeni geçmiş devletin başına. Tabii bu mücadelelere girmek istemiyor ama Akkoyunlu ve Karamanoğlu'nu rahatsız ediyor. Dulkadiroğulları'nı yani. Ve nihayetinde Fatih Sultan Mehmet'e yanaşıyor. Melik Aslan, Dulkadir Bey. Fatih bekliyor. Osmanlı kadirlerin yaklaşmasından rahatsız olan Memlüklü hükümdarı Hoşkadem rahatsız oluyor. Kendisine tabi olmasını istiyor. O da olmayınca suikastçı gönderiliyor. Elbistan Ulu Camii'nde namaz kılarken öldürülüyor. Melik Arslan Bey şehit oluyor. Yerine kardeşi Şahbudak Bey geçiyor. Şahbudak önce Memlüklere yakın bir politika güdüyor. Tabi Osmanlı bundan son derece rahatsız. Şahbudak başa geçince bu kez ilginçtir. Dulkadir halka ayaklanıyor. Kendi beyliğinin insanlara. Sen abinin öldürülmesinde Memlüklerle işbirliği yaptın. Seni kabul etmiyoruz diye. Ve Dulkadir halkı, Maraş, Elbistan halkı Fatih Sultan Mehmet'e haber gönderiyorlar. Memlüklerin başımıza getirdiği Şahbudak'ı kabul etmiyoruz. Size sığınan onun küçük kardeşi var. Şehsuvar Bey. Fatih'te onu Çirmen valisi yapmış. Şehsuvar Bey istiyoruz diyorlar. Ve Şehsuvar Bey'i Fatih tabii yanına bir ordu vererek Dulkadir bölgesine, Maraş'a gönderiyor. Şehsuvar Bey hükümdar olunca Şahbudak hayır diyor. Kabul etmiyorum. Savaşıyorlar. Şahbudak yeniliyor, kaçıyor. Ve Şehsuvar Bey hükümdar oluyor. Tabii hükümdar oluyor. Osmanlı birliklerinin de yardımıyla bu bölgede Memlüklerle savaşıyor, ediyor. Fakat gelin görün ki bir süre sonra Fatih Sultan Mehmet'in meşhur Karaman Seferi var. Karaman Seferi'ne Fatih İstanbul'dan gelirken Şehsuvar Bey diyor ki birliklerinle bana destek çık. Şehsuvar Bey o gün başka şeyleri bahane ediyor ve katılmıyor. Fatih son derece kırılıyor. O günlerde Şehsuvar Bey tabii Osmanlı'dan aldığı destekle Çukurova'ya kadar inmiş. Ramazanoğlu Beyliği'ni avucuna almış. O günlerde Memlük hükümdarı Kayıt Bay çok büyük endişe içine düşüyor. Çünkü Ramazanoğulları olduğu gibi Memlüklerin gölgesinde. Hemen ordu gönderiyor Kayıt Bay. Ve bu ordu yaklaşıyor. Tabii bu arada Kayıt Bay Fatih'e haber gönderiyor. Diyor ki Dulkadirlerle savaşacağım. Sakın Dulkadirlere destek çıkmayın diyor. Rica ediyor. Fatih de bu ricayı kabul ediyor. Neden? Çünkü o günlerde Fatih'in Karaman Seferi'ne Şehsuvar Bey destek vermediği için. Şehsuvar Bey zor durumda kalıyor. Kayıt Bay'ın gönderdiği ordu o günkü Halep emiri kalkıyor. Şehsuvar Bey'i yeniyor. Tabii kış yaklaştığı için Halep'e çekiliyor. İkinci yazbaşı bir daha saldırıyor. Kayseri Pınarbaşı yolu vardır. Zamantı Kalesi vardır orada. Zamantı Kalesi'nde kuşatıyorlar. Şehsuvar Bey'i esir ediyorlar. Ve alıyor Memlüklü kuvvetleri onu esir edip Kahire'ye götürüyorlar. Kahire'nin meşhur kapısı vardır Babu Züveyle. O kapının önünde Şehsuvar Bey'i idam ediyorlar. Peki sonra yerine kim geçecek? Bir küçük kardeş Alaaddin Bozkurt Bey. Tabii bu arada Fatih Sultan Mehmet ölüyor. Yerine oğlu 2. Bayezid geçiyor. 2. Bayezid'in hanımı kim? 3 eşi vardı biliyorsunuz. 3. eşi Ayşe Gülbahar Hatun. Bugün kabri Trabzon'da olan Yavuz Sultan Selim'in annesi. Ayşe Gülbahar Hatun'un kocası 2. Bayezid tahta geçince otomatikman Alaaddin Bozkurt Bey de Osmanlı'nın yeni padişahının kayınpederi olmuş oluyor. Cem Sultan ailesi çıkıyor. Cem Sultan abisi 2. Bayezid'in hükümdarlığını kabul etmiyor. Alaaddin Bozkurt Bey kendi damadı tahtta kalsın diye Cem Sultan'ı kovalıyor. Cem Sultan da kime sığınıyor? Memlüklü hükümdarı Kayıt Bay'a sığınıyor. O güne kadar her şey güzel.
Ama o günden sonra Alaaddin ile Bozkurt Bey Osmanlı ile Memlüklüğünün arasını bozmak için bir takım siyasi faaliyetlere girişiyor. Uzun hikaye. Bunlara girmek istemiyorum. Şimdi siz sıkmayın. Tabii Osmanlı Memlük ilişkilerini bozuyor. Bir süre sonra Kayıt Bay'ın dini bütün. Ben de çok severim onu. Öbür tarafta Veli Padişah II. Bayezid. Bunlar hatta Tunus Bey'in de araya girmesiyle aralarındaki husumeti, düşmanlığı bırakıyorlar. Alaaddin Devlet de bunun üzerine yeniden bir dostluk politikası gidiyor. Ta ki Yavuz Sultan Selim başa geçene kadar. Yavuz Sultan Selim başa geçtiğinde Çaldıran Seferi'ne çıkacak. Tabi bu arada Çaldıran Seferi öncesinde Şah İsmail denilen bir adam Safevi Devleti'ni kurmuş. 12 yaşından beri hiçbir savaşı kaybetmemiş. E tabi bu Şah İsmail biliyorsunuz Şii ve Sünnilere alabildiğine düşman. Alaaddin Devlet'e bana itaat edeceksin diyor. Alaaddin Devlet kabul etmiyor. Ve Alaaddin Devlet'e saldırıyor. Ve Şah İsmail'in orduları Elbistan'a girip Elbistan Ulu Camii temellerine kadar yıkıyorlar. Şah İsmail çok cami yakmıştır. Şah İsmail'den sığınmak için nereye kaçıyor, nereye sığınıyor biliyor musunuz? İşte buraya. Bu görmüş olduğunuz tamamen dağlarla çevrili bölgeye sığınıyor. Nihayetinde Şah İsmail'in husumetinden kurtuluyor. Ama Elbistan Ulu Camii yok ediliyor Şah İsmail tarafından. Sonradan o camiyi temellerine kadar Osmanlılar Yavuz Sultan Selim'le beraber yeniden yapacaklardır. Alaaddin Devlet Şah İsmail İran'a döndükten sonra ondan intikam almak için Diyarbakır'daki Şah İsmail'in komutanına saldırıyor. Fakat ne yazık ki başarılı olamıyor. Diyarbakır kuşatmasında iki oğlu da şehit oluyor. Alaaddin Devlet Bozkurt Bey'in. Karalar giyip günlerce simsiyah kıyafetlerle dolaştığını biliyoruz. Alaaddin Devlet'in yas tutmuş. Yavuz Sultan Selim Çaldıran Savaşı'na çıkıyor. Alaaddin Devlet tabi Yavuz'un dedesi. Dedesine diyor ki benim ordumun geçeceği yerlerde ikmal yapması için yerler hazırladım, destek çık. Alaaddin Devlet destek çıkmak yerine bir rivayete göre bu Osmanlı ordusu ikmal bölgelerini yağmalatıyor. Yavuz bu duruma son derece içerliyor. Çaldıran Savaşı'nı kazanınca ordusunun bir kısmını ayırıp başına Sinan Paşa'ya geçiriyor. Git dedemin bu yaptıklarının öcünü al diyor. Ve Göksun civarında Alaaddin Devlet Bozkurt Bey yani Dulkadiroğlu birlikleriyle Osmanlı birlikleri çarpışıyorlar ve Dulkadiroğulları yeniliyor. Alaaddin Devlet bu kez Göksun'dan, o yenildiği bölgeden Andır'ın dağlarına çekiliyor. Bakın tam bu bulunduğumuz bölgede şu gördüğünüz dağlar var ya, bu dağın arka tarafına çekiliyor. Orası 17 kilometre ilerisi, şurası Andır'ın. Onun devamı Göksun. Göksun Andır'ın arasında Turna Dağı bölgesi var. O Turna Dağı bölgesinde ikinci bir savaş yapılıyor. Yine kaybediyor. Bir avuç adamıyla buraya geliyor. Şu gördüğünüz dağlarla ve kalelerle çevrili bölgeye sığınıyor. Acaba burada hayatiyetimi devam ettirir miyim? Ama Yavuz Sultan Selim Sinan Paşa'ya tembih etmiş. Kesinlikle sağ bırakmayacaksınız demiş. Çünkü biliyor Alaaddin Devlet'in nasıl gözü pek yiğit bir adam olduğunu. Yavuz sırtını döndü mü tekrar toparlanır ve Yavuz'a sıkıntı çektirir. Ki yaşı ilerlemiş olmasına rağmen. Ve Sinan Paşa Alaaddin Devlet'i burada kıskıvrak kuşatıyor. Adamları son adamı kalana kadar çarpışmışlar. Hepsi burada şehit oluyorlar. Ölüyorlar. Alaaddin Devlet de burada ölüyor. Nasıl öldüğünü hiçbirimiz bilmiyoruz. Yani kendi adamlarına mı kendisini öldürttü? Ya da Osmanlı kuvvetleriyle çarpışırken mi burada öldü? Ya da az önce kabrinin başında siz de duydunuz. Abdullah amca anlatıyor. Yerel halkın anlattığı gibi. Burada hiçbir adamı kalmayınca burada bir çobana beni öldüreceksin deyip zorla kendisini bir çobana mı öldürttü? Bunu da bilmiyoruz. Ama bildiğimiz bir şey var. Osmanlı birlikleri Alaaddin Devlet'in burada cenazesine ulaşıyorlar. Başı kesiliyor. Elbiseleri alınıyor. Alaaddin Devlet'in askerleri o gördüğünüz sırta defnediliyor. Alaaddin Devlet de askerlerinin başına bir komutan, bir hükümdar edasıyla üste defnediliyor. Ve orada bir mukaddes, aziz adam sıfatıyla günümüze kadar namı yürüyor. Başı Kahire'ye gönderiliyor. Yavuz Sultan Selim'in emriyle. Kahire'de Kayıt Bay'a gönderiliyor. Senin destek çıktığın adam bu. Yakında sıra size de gelecek diyor Yavuz Sultan Selim. Tabii sonra ne oluyor? Aradan birkaç sene geçiyor. Yavuz Sultan Selim bu kez hani Şehsubar Bey vardı ya Kahire'de Babu Züveyle'de idam edildi. Memlükler tarafından.
Onun oğlu Ali Bey'i Dulkadir hükümdarı yapıyor. Alaaddin'i indirdikten sonra Mısır seferinde Şehsıvaroğlu Ali Bey de bu sefere katılıyor. Ve bu seferin sonunda Mercidabık ve Ridaniye savaşları kazanılıyor. Kahire'de esir ediliyor. Esir edildikten sonra Bab-ı Züveyl'e de aynı kapıda Şehsuvar Bey'in Memlükler tarafından idam edildiği kapıda bu kez son Memlüklü hükümdarı Toman Bay aynı mekanda idam ediliyor. İpini kim çekiyor? Yavuz'un emriyle Şehsuvar Bey'in oğlu Ali Bey. Babasının intikamını bu şekilde almış oluyor. Tarih böyle bir şey. Avuç kadar toprak için millet birbirini yemiş. İnsanlar birbirinin kanını dökmüş, canını almış. Keşke olmasaydı. Çünkü hem Müslüman, hem Türk, hem Sünni birbirleriyle uğraşmışlar. Keşke güçlerini küffarla mücadeleye verebilmiş olsalardı. Ama bilinen bir gerçek var. Yöre halkı Alaaddin'le Bozkurt ismini unuttu. Ama onun bir padişah olduğunu unutmadılar. Nasıl ki Cem Sultan hiçbir zaman sultan olamadı. Ama halk üzerinden asırlar geçmesine rağmen ona hep sultan dedi. Bak Cem Sultan diyoruz. Hiçbir zaman hükümdar olmadığı halde. Alaaddin'e de halk her zaman padişah dedi. Çocuklarını yetiştirirken onları buraya getirdiler. Evladım dediler. Bak şu gördüğün yer var ya, o büyük kayayla şu gördüğün ağacın arası. Sakın oraya basmayın. Sakın orada hayvan gütmeyin. Bu gölgenin tamamına buğday, arpa ektiler ama o gördüğünüz bölgeye ekip biçmediler. Alaaddin'in o bir avuç adamı mezarları gözleri gibi korundu. Alaaddin'le bir yatır gibi muhafaza edildi. Yağmur dualarına burada çıkıldı. Namazlar burada kılındı. Ve Pınar'ın başında abdestler alındı. Ve bir padişah mezarı olarak asırlarca korundu. Ve aradan yıllar geçti. 21. yüzyıla geldiğimizde bu insanların Müslüman çocukları, bu vatanın evlatları ne olduysa hırsızlık yoluna düştüler. Bir Müslüman mezarında para var sandılar. Alaaddin'in kabrini defalarca deştiler. Bunu ne İran'dan gelen biri yaptı, ne Yunan gavuru yaptı. Bizim kendi insanımız yaptı. Çocuklarımızı okutmadık. Çocuklarımızı milli ve manevi değerlerle süslemedik. Onları cahil bıraktık. Ve bundan dolayı da Müslüman mezarından medet umar hale geldiler. Köyün muhtarı Mehmet Bey diyor ki, hocam her ay bu mezar deşiliyor. Biz taşları düzenliyoruz. Bir ay sonra gene deşiliyor, gene düzenliyoruz. Şu ardıç ağacına balta vuran da bizim çocuklarımız. O Müslüman mezarını deşen de bizim çocuklarımız. Artık bu pınardan abdest alan, bu namazgahta namaz kılan çocuklarımız yok. Yani düşman içimize girmiş ve bizi çoktan kendisine benzetmiş. Allah aşkına aklımızı başımıza alıp bize ait değerlerle yeni nesillerimizi donatalım. Ve padişahın, halkın tabiriyle Alaaddin'in ve askerlerin ruhlarına bir Fatiha da biz gönderelim. Andır'ın dağlarından selamlar.